Bugün Türkiye'nin en karanlık gecesinin 5. yıl dönümü. 15 Temmuz 2016 gecesi hain teröristler ülkenin birliğine, bütünlüğüne, demokrasisine, kardeşliğine kastetti. Yüz binler ise meydanlara indi, tankların önüne geçip kurşunlara göğsünü siper etti. F16'lara, helikopterlere aldırmadı, korkmadı, ülkesini, bayrağını, iradesini namus bilip canı pahasına korudu. 15 Temmuz 2016'da o karanlık geceyi yaşatan zihniyeti lanetliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Trabzon'da etkinlikler başladı. Bugün Trabzon protokolü ilk olarak Sülüklü Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte yapılan törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile şehrin protokolü katıldı. Şehitlikteki törende Kur'an-ı Kerim ve okundu, dualar edildi ardından Trabzon Valisi Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun da içerisinde yer aldığı il protokolü şehit kabirlerine tek tek karanfil bıraktı. Trabzon'daki 15 Temmuz etkinlikleri gün içinde devam edecek. Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz sahil yolunda yağmur nedeniyle yer yer oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Rize'de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve işyerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanı sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı. Rize'de meydana gelen sel ve heyelan sonucu ölü sayısı 7'ye yükselirken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Rize'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında sürdürülen çalışmalar sırasında bugün saat 14 sıralarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden Hacer Emert'in cansız bedeni gece çıkartıldı. Eşi Nuri Cemal Mert ve Yağmur'dan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Deli Hasan'ı ise arama çalışmaları dün geceden bu yana Afat, İdak, Akut ve Juak ekipleri tarafından sürdürülüyordu. Yapılan çalışmalar sonrası saat 14 sıralarında kayıp Nuri Cemal Mert ve Yağmur'dan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Deli Hasan'ın cansız bedenine ulaşılırken, böylelikle seldeki ölü sayısı 7'ye yükseldi. Güneysu ilçesindeki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu sel bölgelerini incelemek için Rize'ye geldi. İlk olarak AFAD toplantı salonunda briefing alan bakanlar daha sonra Güneysu'da incelemelerde bulundu. Ardından ise 3 kişinin enkaz altında arandığı Muradiye beldesine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 7 saatte toplamda metrekareye 220 kilogram yağmur düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, hem Rize'mize hem Türkiye'mize geçmiş olsun diliyoruz. Meteorolojinin yaptığı tespitler çerçevesinde saat 15'den itibaren normal yağış kendisini biraz daha yoğun bir yağışa bıraktı ve 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Çayeli, Kalkandere, Güneysu ve Muradiye beldesinde etkili oldu. Şu anda mahsur kalmış, ulaşamadığımız vatandaşımız bildiğimiz kadarıyla yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlantısı şu anda kapalı durumda. Tüm ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor dedi. Başkan Güven, Trabzon'da yapılan testlerin çoğu delta varyantlı çıkıyor. Bu bayram uzaktan bayramlaşalım. Virüse bayram yaşatmayalım dedi. Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı. Başkan Güven, geçen yıl yaz dönemi gevşemenin sıkıntısını sonbahar ve kış dönemi yaşadık. Önümüz bayram aşı olmanın rahatlığıyla biraz daha rahat geçirebiliriz ama aşı olmakla iş bitmiyor." dedi. Güven şöyle devam etti. "Hastalığın bitmesi toplumsal bağışıklığın sağlanmasıyla olacaktır." Bu da aşıyla sağlanır. Halkımızın çoğu aşı karşıtı. İnsanlar sudan sebeplerle, bilimsel olmayan verilerle aşı olmayacağım diyor. Benim görüşüme göre bunun insanların düşüncesine bırakılmaması lazım. Devletin bunu zorunlu kılması gerekli. Trabzon'da iki hafta önce bir kişide delta varyantı görülmüştü. Şimdi ise yapılan testlerin çoğu delta varyantlı çıkıyor. İnsanlarımız çok rahat sanki bu sıkıntıları hiç yaşamamış gibiler. Bu bayram uzaktan bayramlaşalım. Virüse bayram yaşatmayalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimle değil, atanarak göreve gelmesi nedeniyle uzun süredir akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği rektör Profesör Dr. Melih Bulu, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Kurban Bayramı öncesi otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tavan fiyat 3 ay geçerli olacak. Mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak. 2000 ve üzeri kilometre arası da en fazla 441 lira olacak.